Gidiyorlar abi arkadan. Fadal, fadal. Prens. Göksel Bey. Alalım sizi. Buyurun şimdi. This third, low, second Mahmud. İkinci Mahmud'un yanında oğlu var, Sultan Abdülaziz. And nearby his son, Sultan Abdülaziz. Onun yanında yeğeni ama ikinci Mahmud'un torunu, yani torunu Sultan Abdülhamid. Grandson and nephew Sultan Abdülhamid. Yani dedem, bu da dedem, bu da amca dedem. Grandfather, evet. Sultan Abdülhamid burada defnedilmek istememişti. He don't want actually bury in here Sultan Abdülhamid. 2 gün önce gittiğimiz akşamleyin Fatih'in yanında defnedilmek istedi. He want to bury near the Sultan Fatih. Who never bury here? Evet. Ama Sultan Abdülhamid. Hangisi diyor? Abdülhamid. Sultan Abdülhamid. Sultan Abdülhamid. Sultan Abdülhamid burada defnedilmek istememişti. Aslında istemedi ama defnedildi. Body in here, but he don't want to bury him. He went there. Vasiyeti Fatih büyük dedesinin yanında. His testament very near Fatih Sultan Mehmet actually. Ama zamanın iddiaçıları 1919'da vefat ettiğinde, 1918'de vefat ettiğinde o zaman ya Türkiye ilk geldiğinde. When he came to Turkey from Syria, 11 yaşındaydı. 11 yaşındaydı. He was 11 years old. He came to Turkey from Syria. Hiç unutmuyorum. Daha Türkçe bilmiyordum. He didn't speak Turkish, because Arabic. Bu caddeden yürürken yanımdaki when he walked in the street, yanımdaki beyefendi yani abi diyorduk. Burada dedi dedem burada yatıyor dedi. One of men noticed him, your grandfather buried in here. Ben de o sevinç yok. Ha, ben de o sevinçte. Ben de bağırdım. Abdülhamid dedi. Abdülhamid dedi diye. And he was very happy. My grandfather, my grand Abdülhamid is here. O anda yanındaki ağzı böyle kapattırdım. And that guy closed his mouth. Sakın dedi. İşte böyle bir Türkiye'deydik biz. Never scream like Abdülhamid because everyone scared. İşte böyle bir Türkiye'deydik. That yani kind of kötü bir Türkiye. Idea was kendi some general saw him in their dream like a scary man, they are afraid each other. Hatta meşhur paşalardan bir tanesi Talat Paşa ertesi gün Enver Paşa'ya anlatıyor. Diyor ki sultanı gördüm diyor. Boynuma diyor şöyle tuttu diyor. Boynum. Elimi tutmuş böyle boğacak gibiydi diyor beni diyor. One of General Talat Paşa, he saw his dream and Sultan Abdülhamid'in held him naked because of this. Çünkü Talat Paşa Sultan Abdülhamid'i indirenlerden biriydi. Because Talat Paşa also going down him. Talat Paşa enemy of Sultan Ahmet. O korku öyle bir saldı ki günümüze kadar ölüsünden bile hala korkuları vardı. He was a strong man. He was a strong leader and all enemies afraid from him. Even they are sitting nearby Sultan Abdülhamid Han, but their heart enemy to him and going to down Talat Paşa also. Çizimlerde bile, karikatürlerde bile onu kötü gösterip şöyle kambur, şöyle tekkesi, şöyle sakalı uzun, sert imajlı bile göstermişler. Even their draft also Sultan Abdülhamid
like a bad guy. No, some of character is a best black propaganda for him. Paşalar çocuklarına yemek yemezse ya yemek yemezse. Some archer drawn in picture, but it seem not good guy. Paşalar çocuklarına yemek yemezsen, yaramazlık yaparsan gece Abdülhamid'i görürsün. Sultan yok, Abdülhamid'i görürsün derlerdi. Gülyabani gibi göstermişler. Tabi Gülyabani nasıl gidecek? Always Korkut Bakan introduce him from afraid to their son. If you not eat something, so not something. On Abdülhamid will come your dream or scare you. It's all black propaganda for him. What is it? Black propaganda? Korkutma. Fright. Fright. Yeah, cheat. Fright. Cheat. Tahuif. Community. Tahuif. Made him out to be the boat. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit. وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي سلطان عبدالحميد تورونو his grandson of Sultan Abdülhamid Osman Ertuğrul Efendi sarayda doğmuş born in the palace ve saray kayıtlarına göre resmi saray kayıtlarına göre resmi saray kayıtlarına göre son şehzade olarak sarayda doğmuş the last şehzade registered official Osmanlı kayıtlarına göre son şehzade çünkü bazıları diyor ki siz şehzade değilsiniz bizim için yani bu saray şey için registered by palace the last şehzade şehzade Osman Ertuğrul Efendi grandson of Sultan Abdülhamid 2009'da vefat etti. Sultan Abdülhamid yang kedua tu dalam. Tapi dia ni yang last kali recognize Shahzade. Registered. 2009'da vefat etti. He died 2009. Situ dah babası Burhanettin Efendi, Şehzade Burhanettin. His father Burhanettin Efendi. Sultan Abdülhamid'in en sevdiği oğullarından biri. Most loved Sultan Abdülhamid's son, his father. 1924'te sürgün kanunu çıktığında ne babası ne de oğlu İstanbul'daydı. When the exile was over, that time, there is no his father and son. İstanbul'da değildi, İstanbul dışındaydı, yani Türkiye'nin dışındaydı. Evet. Türbesini, mezarını içeriye girmesi ve ben hep bugün bütün cenaze işlerini ben Türk kardeşim yaptı. Hocaları çağırmamızı biz defnettik yani. Tamam. Evet. Sultan Abdülhamid tahta Sultan Abdülhamid tahta çıktığı zaman when Sultan Abdülhamid II was on the throne tabii ki büyük saray olarak yani devletin
dediğimiz palace, yani saray. The big palace, as people say. Bu sarayda kalmak istemedi. He did not want to stay in this palace. Sultan Abdülhamid. Bir kere güvenlik hususunda tamamen güveni çok zayıf. The security was not enough. It's very weak security reason. Çünkü deniz de çok açık. And it's open to seaside. The Bosphorus. Sağ taraf boşluk yani böyle değil yani. Burası çok boşluk var. Antennas. Evet bir dakika. Buyurun. Sultan Abdülhamit bu şekilde bir de tabii ki sadece güven hususu değil. Ticari kafası var. Ticari he was a tradesman. Also he was thinking tradesman as a tradesman. Çok masraflı olduğunu görüyor. It was costing too much money. Ardı bir de fazla çok süslü. Yani very elevated, highly elevated. Kendisini, kendi zevklerini okşamıyor yani. It doesn't interest these kind of things. Biz bunu göreceğiz gideceğimiz saraylarda. When you go to the palaces, you will see this influence. Daha basit, daha sade. Very simple and basic. Daha güvenli. And more secure. Onun için Yıldız Sarayı yarım kalmıştı. Sultan Abdülaziz zamanında birkaç bölüm yapıldı. Cami, namaz kıldıkları yer derseniz anlamam. Yıldız Mosque, some restoration. Bugün oradaydık da yukarıdaki bölüm. The upstairs part. Bütün devleti, bakanlığı, askeriyesini, hepsini topladı oraya. Çünkü oraya zapt edebiliyor etrafını. Burası, burasını sadece muayedelerde kullandı. Savaşta. Yok muayede ha muayede Osmanlıca ya. Yani çok muayede şey yani bayramlaşmalar. During özel selamlaşmalar. Önce ilk lambayı, ilk elektriği Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yanması gerekir. Oraya göndereceğim diyor. He saying that the light should be lighted but before Khalif Muhammed should be helping me. After I won't accept this. He has the privilege. Ve saraya gelen ilk lamba. Light. Ve saraya gelen ilk lamba. The first lamp and lightning system. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Medine'yi gönderiyor o lamba ve şu anda ben bunu sending hikaye anlatmıyorum. Şey var. Lamba şu anda Medine'nin sergisinde Medine exhibition. In the religious exhibition. Altına da yazıyor Sultan Abdülhamid'in hediyesi. Sultan Abdülhamid II's original gift. Önce oraya yansın, sonra benim sarayım yansın. The first lightning in there, then lightning coming to me. He gave very important religious message. The ethics. Birinci Cihan Harbi bu Yunan Savaşı ile çıkacaktı. First World War would become for this reason. Fakat Sultan Abdülhamid'in zekasıyla, with his intelligence of Sultan Abdülhamid, Almanlarla with Germany, dostluğu, with Almanlarla dostluğu, Germany, very close, Almanlarla dostluğu girmesiyle İngilizleri, Fransızları düşündürdü. Yardımları kestiler Yunanlara. The French and English troops every time. His nation, he can remember his nation. Yarın Topkapı'da görecekler. Bir lavma daha da önemli. You will see Topkapı Palace. Vilayetu kullu mazlum. Her kullu mazlum. Evet. Vilayetu kullu mazlum. Yani efendim mazlumların vilayeti, mazlumların kapısıdır burası. Mazlum Topkapı insanların Sarayı. Kapısı. The evidir yani man, anlamına gelir. The poorest man home. Here is your place. Ama Şeyhul İslam ne bir önde ne de bir arkada. Not front, not back. Like this. Because of Ottoman vezir, tradition. Paşalar, bütün paşalar etrafta all bu şekilde. Grand viziers, ministers were on the queue like this.
padişahtan sonradan en önemli vezir-i azamdan da değil, yanındaki duran Şeyhülislam'dır. Next to him only Şeyhülislam, religious man. Çünkü Şeyhülislam bir imzasıyla one is signature sultanı düşürebilir. He could troll the sultan. With his one signature, evet. Yes. Demokrasi öyle diktatör değil. Çünkü Abdülaziz de tahttan inerken de Şeyhülislam tarafından imza atıldı. And the signature was signed from Şeyhülislam when Sultan Abdülaziz descended from şehit edilmeden önce. Before murder. 5. Murat da Murat the same. Gene Şeyhülislam tarafından. From the religious man signature. Ve Büyük Sultan Sultan Abdülhamid Şeyhülislam tarafından tahttan indirildi. Second Abdülhamid also by Şeyhülislam signature. Söyler misin şimdi? Bana razı mı? Okay. Okay. Signature. I mean. Accept. Prens, Emir, ismi Emir Prens ve Şeyh Ali, benim çok sevdiğimiz Malezya'dan misafirlerimiz, çok değerli misafirlerimiz, Dolmabahçe Sarayı'nı gezdirdim. Dolmabahçe Sarayı'ndan dilim döndüğü kadarıyla bir şeyler anlatmak istedim. Yanımızda çok iyi bir rehber vardı. Allah razı olsun. O güzel anlattı. Ben de bir şeyler eklemeler yaptık. Şimdi avizeyi yaktırıyoruz diyeceğim. Evet, avizeyi yaktık. Allah razı olsun. Buradaki çalışan kardeşlerimiz dedik ki böyle bir jest yaptılar. Avizeyi yaktılar. Sadece bir 3 dakika yanacak. Gördüğünüz gibi mükemmel bir ışık. Dünyanın en büyük avizesi bu. Evet, dünyanın en büyük avizesi. Bir ışığımız geldi buraya. İnşallah bu ışık devam eder. Dolmabahçe her zaman ışığı var. Hiçbir zaman sönmemiştir. İslam. Yani niye başlayamıyorum? Why I can start to pray. Bir daha Allahu Ekber. Say again Allahu Ekber. Ekber veriyorum. Gene başlamıyor. It's not continue to pray. Gene Allahu Ekber. Again say tekbir. Üçüncü. Namaza başlıyor. Üçüncüden. Fakat nedense namaza başlarken şöyle kendini hafif böyle bir sağa görüyor. When he start to pray like that, but he's little bit turn the right like this. Ben ne dedim orada? Kıble böyle değil. Yeah. Kilise böyleydi. Also Satan's church direction like that. Hafif sağ. Hafif sağ. Bakın çizgi bak görüyor. Hafif on sağ. On the line also keeping right side, not on the straight. Herkes geliyor bazen şimdi böyle kılıyor. Değil. Kıble çünkü hafif bakın böyle. Keep the line because of pray. Little bit right side. Şeyhi geliyor. And Fatih'in yanına uçağa geliyor yanında. Here, nearby Fatih. Neden diyor üç tekbir diyor. Yani why Cuma'yı bir türlü kıldıramadın diyor. Three times tekbir and didn't continue to pray. Ben içeri girerken kilise olduğu için gözümün önüne Kabe'yi getiremedim diyor. And he said, I didn't see Kabe'yi göremedim diyor. Kabe, I didn't see Kabe when I entered the mosque. Şimdi bizim şu andaki telefon verin. Telefon verin. Telefon. Kıbleye mi bakacağım? Şimdi burada artık o zamandan beri burada basıyoruz. Kıble yapıyor. İşte öyle yapıyorsun. Kıble böyle. Ama Fatih Sultan Mehmet bu kıble önünde gelmiş. There is no navigation that şimdi model. Ama ta Fatih Sultan Mehmet de bunu bulmuş. Peki kimin sayesinde bulmuş aslında? How can see that the Kabe direction and how can he find the direction? İşte derler ki Hıdır Aleyhisselam o anda gelmiş. Hazreti Hızır be here and he helped. Ve arkadayken seyrediyordu. Caminin hafif yönünü kıbleyi değiştirerek şuradan parmağını böyle koyarak içeri girmiş. Şu şekilde tamama. Çevirerek bu caminin kıble tarafını hafif sağa çektirmiş. Ve Fatih o anda ne oluyor? Tam Kabe'yi böyle görmüyor, şu şekilde görüyor ve namazını duruyor. Şimdi öyle başlıyor. Allahu Ekber diyor, Allahu Ekber diyor ama Allahu Ekber tam yönünde alıp ve namaza başlıyor. Er-Rahmanir-Rahim Maliki Yevmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولانا هذه الهدية من الجمعية الخيرية عثمان أولو يردبلش مدار الجمعية الخيرية في تركيا، جمعيتنا الخيرية لنا الحمد لله. جمعيتنا الخيرية تهديكم هذا شعار دولة آل عثمان، شعار دولة آل عثمان معمول على المراية في عليه ساعة إن شاء الله. نشكركم لقدومكم لإسطنبول، نشكركم جزاكم الله خير إن شاء الله. شكرا مولانا. Prens Emir, this my charity, Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği. Gift for you, Prens. Thank you so much. Ottoman Emperyal. Ottoman Emperyal and watch. Thank you so much. Efendim, Malezya Prensimize bizi teşrif etti, Türkiye'ye geldi. Safa getirdi efendim, hoş güzel bir seda getirdi, hoş bir safa getirdi gerçekten kendisiyle. Yaklaşık işte bir haftadan beri Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız Sarayı, camileri, türbeleri ve kendisine çok güzel manalı, üzerinde ay yıldız, la ilahe illallah Muhammed Resulullah ve devlet arması, Sultan Hamid'in durası ve güzel elde yapılmış güzel bir saat hediye ettik. Bunu yapan kardeşimiz efendim hanımefendiye de çok teşekkür ederiz. Özel bir yapı prensimize hediye ettik. So it's a tradition. Şu an Malezya Prensi Mr. Tengku'nun kendi Malezya'daki birliğinin amblemini bir komutan olarak, 2000 askerin komutan olarak Orhan Bey'e getirmiş olduğu hediye takdim ediyor. Komutandan diğer komutana bir hediye olarak. Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Thank you very much. Terima kasih. Çok teşekkür ederim.